Ahmet Kavakçı. Bu sabah resmi gazeteye bir baktık ki kayıplara karışmak üzere. Çünkü Erdoğan Merve Kavakçı'yı görevden aldı. Şimdi bakın resmi gazeteyi bir görelim. Şimdi başka bir görev atanmıştır şu bu falan demiyor. Doğrudan doğruya görevden alınmıştır diyor. Bir başka büyükelçi Süleyman Gökçe ile birlikte. Şimdi hatırlayın Malezya büyükelçisiydi. Evet. Merve Kavakçı. Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu üyesi yapılmıştı. Tıpkı Süleyman Gökçe gibi o da en son Bulgaristan Sofya büyükelçisiydi. Her ikisi de yani saraydan gönderilmişler. Güle güle denmiş. Nedenini herhalde yarına falan bir öğreniriz Ankara'dan. Bir bilen çıkar herhalde. Görür, konuşuruz biz de. Şimdi Sinan Ateş tutanağı kayboldu. Ne demek? Çok acayip bir şey demek. İnanın çok acayip bir şey demek. Ayrıntılarını birazdan paylaşacağım. Sinan Ateş suikastından sonra zanlı, şüpheli, işte bir adreste bulunuyor, izi sürülüyor vesaire. O adres kendi evi olmasa da bir MHP milletvekilinin bulunduğu adres çıkıyor vesaire. Herhalde MHP'ye uzanan ayak izleri, yağmurda biliyorsunuz ayak izleri karda hemen kapanır ya. Öyle bir şey olmuş. Ayak izleri kapanmış. Tutanak kayıp çünkü. Dün akşam, Türkiye saatiyle tabii dün akşam, FED, Amerikan Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. 25 bas puan faiz arttırdı. Bekleniyordu zaten. Fakat bu küresel piyasalarda bir dalgalanma yarattı. Beklendiği halde. Ve Euro Türkiye'de rekorun rekorunu kırdı. 20.86'yı gördü. Şimdi biraz 20.70'e kadar inmiş durumda. Zaten dolar 19 lira çıtasının üstüne çıktı. Bir miktar daha artıyor. Birazcık geri geliyor ama hep 19 liranın üzerinde. Tam da Türkiye'nin en sıkıntılı döneminde. Ve hiç değilse güzel bir haber. Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'e geleceğin yıldızı ödülü verildi. Şimdi Beren Gol dergisi. Bu fakat bütün dünyada prestijli bir ödül. İlk defa bir Türk futbolcu listeye girdi. Ödüle layık görüldü. Şöyle Arda Güler için ifade şu. Türk Messi lakaplı futbolcu. Çok az kişide olan top sürme ve kontrol yeteneğine sahip. Böyle de zaten 17 yaş altı. Pardon 19 yaş altı. Bu kadar da güzel bir çocuk. Fenerbahçe hakikaten çok şanslı. Arda Güler gibi bir yıldıza sahip olduğu için. Peki gelelim. Efendim. Gelelim. Ne olacak halimiz? Rütük. Rütük'ten bir ceza geldi. Bunu tabii sadece işte ceza alındı falan diye duyurulur ama kurul üyesi, CHP kontenjanından kurul üyesi İlhan Taşçı her zaman olduğu gibi gerekçesiyle birlikte bizlerle paylaştı. Şimdi bir görelim Halk TV için verdiği, Rütük'ün verdiği cezanın ayrıntısına. Diyor ki İlhan Taşçı, Rütük Selahattin Demirtaş'ın öykü kitabı Dad'ın tanıtıldığı Halk TV'ye suçluyu övmekten %5 para ki en üst düzey oluyor. 5 kez de program durdurma cezası verdi. Bazı kitaplar vardır ki bombadan daha tesirli olmaya devam ediyor. Kitaptan Korkanlar Ülkesi. Terör örgütüne üyelik ne oldu diyor. Şimdi bu kitap meselesine tekrar döneceğiz ama devam edelim diğer kanallar için. İkinci maddesi paylaşımının. Rütük sorumluların deprem sonrasında istifa etmemesini eleştiren Ali Sunar'ın sunucu olduğu Güldür Güldür'e ceza vermek istemiş.
Onu anlıyoruz. Ama diyor ceza veremeyince programın yayıncısı Show TV'ye bir dizideki kadın şiddetinden, kadına şiddetten %5 para 5 kez de program durdurma cezası verdi. Yani Show TV o diziyi 5 bölüm 5 hafta neyse yayınlayamayacak. Kadraja girdi Show TV. Kadına şiddetten. Evet. Şimdi bakın Müge Anlı'yı Esra Erol'u tenzih ediyor beyefendiler. Kadına şiddetin dik alası orada şöyle hani sular seller gibi akıyor. Geçiniz. Devam edelim. Bir ceza daha Halk TV'ye. Bu kez kayda geçsin programında. Turan Çömez diyor ki İskenderun'da jeneratör çalışmadığı için solunum cihazına bağlı insanlar öldüğü açıklamasının tarafsızlık ilkesine aykırı yayın olduğu gerekçesiyle %3 para cezası verildi. Gerçeği söylemenin suç sayıldığı ülke diyor. Birazdan sarayın sevdiği gazetelerden Hürriyet'in bir hastane manşetini paylaşacağım sizlerle. Ne diyorsunuz Allah aşkınıza? Hürriyet tabi Rütük kapsamına girmiyor da hani bir buldunuz televizyonlar üzerinde sopayı indirme yetkisi. Gidin bakalım. Devam edelim. Orta sayfa programında, Fox TV'nin programında dere yatağındaki yapılaşmanın ve yurt dışından aldığı ödeneklere karşın ıslah çalışması yapmayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin eleştirilmesini küçük düşürme sayan Rütük, Fox TV'ye %3 para cezasını uygun gördü. İktidar belediyesi eleştirilemeyecek diyor. Aynı veriyi bizler de paylaşmıştık. Neyse ki artık buradan bir ceza uygun görmemişler. Sadece biz paylaşmadık ki zaten. Hani yandaş medyada bazı biraz daha gerçeğe yaklaşmaya çalışanlar da paylaştı. Çünkü ortadaydı. Hani Japonya'dan kredi alıp Taliban'a dere ıslahı yerine gönderilmişti ya, ondan bahsediyoruz. Belgesi vardı. Devam edelim. Tele1'e de Merdan Yanardağ ile Profesör Emre Kongar'ın 18 dakika programındaki AKP'nin faşizan bir parti olduğu ifadesi ve kadın yürüyüşü yasağının eleştirmesi nedeniyle %3 para cezası verildi. Kararların tamamına karşı oy kullandım diyor ve halkın haber alma mücadelesini sürdüreceğiz diyor İlhan Taşçı. Bir önce topluca bakalım, sonra Halk TV'nin cezasına geliriz. Ne diyorsunuz yani? Şimdi Güldür Güldür'e çok büyük tepki olacak diye herhalde. Çünkü çok sevilen bir program. İstifa etmesi gerekenler varken istifa edilmemesini eleştiren parodisi yerine evet, diyor. Evet, evet, bir diziyi seçtiler ve cezalandırdılar. İşte Şanlıurfa'nın belediyesinin eleştirmesi vesaire. Ne olacak halimiz? Çok az kaldı bir kere. Sabır diyeceğim ama artık sabır taşı çatladı diyeceksiniz haklı olarak. Yani adım attırmaz, konuşturmaz hale getirdiler. Şimdi Rütük kendisini bir mahkeme yerine koyuyor. Ama mahkemede dahi en azından bir yargılama vardır. Bir yargılama yapılır. Ama burada Rütük oturup tek taraflı eline bir sopa alıp kafasını kaldırana, onlara göre kaldırana tabii ki. Yani muhalefetin öne çıkan haberlerine hemen o sopasını indirmek üzere kullanılmış, kurulmuş bir mekanizma adeta. Tabii işleyen bir yargı sistemi olsa bunların karşısına hemen yürütme durdurma kararları verip işlevsiz hale getirmesi gerekir. Çünkü Rütük bir mahkeme değildir. Ve bu çerçevede bir inceleme yapamaz. Her şeyden önce Selahattin Demirtaş'ı başlayalım. Yani bu kitabı övmek, bir kitaptan bahsetmek, kitabın tanıtımını yapmak, her neyse ne. Şimdi bir şey soracağım. Suçluyu övmek, yani suçluyu övmek diye bir suçun cezası var ki vardır ama Rütük'ün inceleme kapsamında değildir. Rütük yasasının inceleme şimdi kapsamında bakın, değildir. Bakın Rütük yasasını bırakın. Diyelim ki bu bir mahkemede. Selahattin Demirtaş'ın kitabı da bir öykü kitabı yazıyor zaten. Evet. Yukarıda da. Evet.
Ben de bu arada çok teşekkür ederim. Ben de aldım kitabı. Evet, ben de kitabı. Teşekkür ediyorum kendisine. Evet, ve keyifle de okudum aldık. Bir çırpıda. Eline sağlık. Bir siyasetçiden sonra bir de edebiyatçı kazandı Türkiye. Şimdi diyelim ki bir mahkemede. Şimdi ceza olması için bir suç olması gerekir.